Biliyorum çok yakında okullar açılıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Bazılarınızın üzülüp bazılarınızın da çok sevindiğini biliyorum okulların açılacağı için. Hatta şu anda ben bu videoyu çekerken dışarıdan da oldukça fazla küçük arkadaşlarımın sesi geliyor. Oyun oynuyorlar büyük bir ihtimalle. Ancak bugünkü konumuz aslında doğrudan okullar açılırken bilgisayar arayışında olan kullanıcıları mutlu edecek bir içerik ile karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü Huawei'in oldukça sevilen dizüstü bilgisayar modellerinden biri. Huawei MateBook 16S'in 2023 versiyonu şu anda masada ve benim konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. Öncelikle tasarımla başlamak lazım tabii ki. Huawei Matebook 16s tasarım anlamında gerçekten çok üst düzey bir dizüstü bilgisayar gibi duruyor. Özellikle yanınızda taşıdığınız her senaryoda sizlerin fazlasıyla işini görecek bir tasarıma sahip bu dizüstü bilgisayar. Tabii sadece işin tasarım kısmı önemli değil arkadaşlar. Hepinizin de bildiği üzere yazın içerisine teknik anlamda da oldukça ciddi ve iyi donanımlar bizlerle buluşuyor ki bu bilgisayar sadece tasarım anlamında değil kesinlikle teknik anlamda da satın olan kişiyi doyurmaya yetecek bir dizüstü bilgisayar modeli olmuş. Hele zaten ekosistem yeteneklerini de bir araya koyduğumuzda gerçekten iyi bir deneyimi bizlerle buluşturmayı başarıyor. Bilgisayarın belki de bel kemiği diyebileceğimiz yer tabii ki şu gördüğünüz kapağın ön tarafında bulunan ekran. Çünkü bu cihazın ekranı hem büyük hem gelişmiş hem de dokunmatik bir panel arkadaşlar. Cihazda bulunan bu 16 inçlik ekrana baktığımızda sevgili arkadaşlar %100 sRGB renk uyumluluğuna sahip olduğunu görüyoruz. 4 nüsillik bir parlaklığa sahip ve 2.5K çözünürlüğe sahip olan bu ekran paneli 3.2 oranında da bünyesinde bulunduruyor. 16 veya 9 yerine 3 bölü 2 oranı da tabi burada bizlerle buluşturarak klasik Huawei tasarımını bizlerle buluşturmuş oluyor. Huawei uzun zaman sonra son dönemde artık klavyenin üstünden kamerayı tekrardan aldı ve ekranın üstüne yerleştirdi. Ancak buna rağmen ekran kasa oranından hiç fire vermedi desem yeridir. Çünkü %90'lık bir ekran kasa oranı bu bilgisayarda yine biz bizlerle buluşuyor. Renkler kesinlikle fazlasıyla yerinde. Özellikle bu bilgisayarı alıp kurgu yapacak, Photoshop'ta bir şeyler çalışacak ya da herhangi bir tasarım uygulamasını kullanacak arkadaşlarım için renk doğruluğu açısından herhangi bir problem yaşamaları çok da mümkün gözükmüyor. Yaptığım tüm testlerde hem renkler hem de renk kalitesi, görüntü kalitesi anlamında bu dizüstü bilgisayarın ekranı benden geçer not almayı başardı. Bunları bir kenara koyarsak genel ekran deneyimi nasıl, dokunmatik deneyimi nasıl derseniz de cihazın dokunmatik deneyimine bayıldım hakikaten kusursuz bir dokunmatik deneyimi var. Zaten bu tarz dokunmatik panelleri Huawei'nin diğer dizüstü bilgisayarlarında da kullanma fırsatım olmuştu. Onlarda da oldukça beğenmiştim arkadaşlar. Cihazın ekran paneli anlamında söylenecek çok da olumsuz bir söz bana göre yok arkadaşlar. Mutlaka bir önceki seriye göre bazı yenilikler yapılsa mıydı diyenleriniz olabilir. Onları da saygıyla karşılıyorum. Ancak Huawei'nin bilgisayar segmentinde yaptığı yenilikler son yıllarda daha çok donanımsal tarafta yani ekran değil de performans tarafına yönelik işler yapıyorlar. Çünkü bundan birkaç sene önce de çıkardıkları dizüstü bilgisayar modellerinde ekranlar gerçekten o günün şartlarına göre çok iyiydi. Zannediyorum ki Huawei o günün şartlarında iyi olan bu ekranları ufak tefek dokunuşlarla işte yüksek yenileme hızları vesaire böyle şeylerle güncelleyerek günümüzde kullanmaya devam ediyor. Ancak yine de cihazların içini her zaman güncelliyor. Aynı bu bilgisayarda olduğu gibi. Cihazın içerisinde 13. nesil Intel'in i9 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 13900H modeli bir işlemci sevgili arkadaşlar ve cihazda bu işlemci sayesinde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi birçok özelliği de bizlerle buluşturabiliyor. Ekran kartı olarak baktığımızda ise Huawei MateBook 16s'in içerisinde Intel'in Xe grafikleri bulunuyor. Bu grafikler ve bu işlemci ile beraber günlük hayatınızda yapacağınız herhangi bir photoshop tasarım ya da ufak çaplı bir video edit işinde sizi bu bilgisayarın yarı yolda bırakma ihtimali yok arkadaşlar çok rahat bir şekilde birçok işinizi yapabiliyorsunuz ve sizi üzmüyor bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabi sadece işlemciyle kalmamış Huawei tarafı RAM'le de cihazı oldukça başarılı bir şekilde desteklemiş. 16 GB'lık bir RAM cihazla görev yapmakta. Beni en çok etkileyen şey bu cihazdaki SSD oldu arkadaşlar. Çünkü 1 TB'lık M2 NVMe bir SSD var cihazın içerisinde. Yani buradaki SSD'nin okuma yazma hızları gerçek anlamda şov yapıyor desem yeridir. Yani saniyede 4 GB'ların üstüne çıkan burada hızları görüyorsunuz. Şu anda zaten sizler de görüyorsunuz. SSD performansı kesinlikle takdire şahan diyebileceğim yani hiç üstüne konuşmaya değmeyecek bir noktada SSD'nin performansı ve işlemcinin aynı zamanda da RAM desteğiyle beraber bu bilgisayarın performansı gerçekten güzel olmuş sevgili arkadaşlar. Gelelim işin üstünde bulunan çıkış boyutuna. Cihazın üzerinde 2 adet USB bulunuyor. Bu USB girişleri 3.2 destekli arkadaşlar. Diğer tarafına baktığımızda ise bizi burada bir tane Thunderbolt destekli Type-C bir adet normal Type-C, bir adet HDMI girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi karşılıyor. Ayrıca arkadaşlar cihazda oldukça başarılı bir performansı bizlerle buluşturan ki beni gerçekten şaşırtan iki adet de hoparlör görev yapmakta. Bu hoparlörlerin yanı sıra hemen trackpad bölümü dediğimiz yani dokunmatik düzey dediğimiz dokunmatik yüzey dediğimiz bölümün hemen altında iki adet nokta var. Şu anda görüyorsunuz İşte o noktalarda mikrofon burada mikrofon olarak görev yapmakta ve mikrofonda burada hoparlörlerde kamerada hepsi resmen bir ahenk içinde çalışıyor. Çok da memnun kaldım alacağınız sizlere söylemeliyim. Hazır burada sizlere mikrofonlardan, kameradan bahsetmişken burada yapay zeka destekli 1080p yani Full HD çözünürlüklü webcam'den de bahsetmezsem olmaz arkadaşlar. Çünkü bu webcam sizlere aynı zamanda farklı özellikleri de beraberinde getirebilen bir webcam. Sevgili arkadaşlar göz teması desteği sunabiliyor. Sanal arka plan ya da takip kamerası moduyla sizi her zaman videonun ortasında tutarak destekliyor ve bu özelliğin adına da akıllı konferans demiş Huawei tarafı. Aslında az önce sizlere söylerken doğrudan dikkatimi çeken Trackpad'e de değinmek istiyorum. Yani dokunmatik alan diyeyim sizlere. Bu fare dediğimiz, dokunmatik alan dediğimiz bölüm %46 büyütülmüş. Ve bu büyük alan gerçekten çok keyif verici bir şekilde kullanılıyor. Ben şunu söylüyorum her zaman Windows tabanlı dizüstü bilgisayar modellerinde gerçekten bu dokunmatik paneli genel anlamda çok sevemiyorum. Özellikle bu tarz oyun bilgisayarı dışında günlük hayatta kullanılabilecek cihazlarda bu bölge çok önemli arkadaşlar. Çünkü oyuncu değilseniz siz bilgisayarı sadece yanınıza taşıyacaksınız ve bilgisayarınızı yanınızda taşırken klavyesinin de aynı zamanda klavyenin yanı sıra buradaki dokunmatik yüzeyinde çok çok başarılı olması lazım. Bu bilgisayarda hem buradaki dokunmatik yüzey hem de klavyede kullanılan yeni tuş tasarımı ile beraber buradaki deneyim çok başka bir seviyeye gitmiş durumda. Yani Windows tabanlı dizüstü bilgisayar modelleriyle karşılaştırdığımda bu tarz iş ve okul amaçlı kullanılabilecek dizüstü modellerinde bu bilgisayar çok rahat bir şekilde kendini ayrıştırmayı başarıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada cihazın açma kapama tuşunun da hemen içerisinde bir adet parmak izi okuyucu var. Bu parmak izi okuyucunun performansını da zaten diğer cihazlarda gördüğüm gibi diğer Huawei dizüstü bilgisayarlarında gördüğüm gibi kusursuz olduğunu sizlere aktarmam lazım. Tabi Huawei ekosisteminden bahsediyoruz artık sizlere cihazları anlatırken ve ben de bunu oldukça seven bir kullanıcıyım açıkçası. Özellikle hala Huawei cihazlardan vazgeçmeyen burada tablet, telefon ve diğer cihazların da Huawei şeklinde kullanan kullanıcılar için bu tarz ekosistem geliştirmeleri gerçekten çok başarılı oluyor arkadaşlar. Bir kere süper cihaz isimli bir özellik var. Cihazlar birbiri arasında konuşabiliyor. Benim yıllardır severek kullandığım ve bayıldığım bir özellik çoklu ekran işbirliği dediğimiz ya da doğrudan sürükle bırak şeklinde telefonunuzda çektiğiniz, tabletinizde çektiğiniz videoyu, fotoğrafı, herhangi bir şeyi bilgisayarınıza atabildiğiniz gibi bilgisayarınızdan da doğrudan telefonunuza ya da tabletinize aktarabiliyorsunuz. Tüm bu özellikler birbiriyle iletişim konusunda kusursuz olan Huawei cihazların arasında gerçekten çok iyi çalışıyor ki Huawei MetBook MateBook 16 S'te de kusursuz çalışır halde bizlerle buluşmayı başarmış. MateBook 16 S'in içerisinde 2 adet fan var arkadaşlar. Bu fanlar ısınma problemini ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Ben cihazı test ettiğim süre zarfında ki çok kısa test edebilme şansım oldu cihazı. Çok böyle uzunca bir kullanım testi isterseniz de yorumlara yazarsınız. Ben zaten bunu da yapar sizlerle buluştururum. Ancak bu kısa zarfta test ettiğim zarfta İzmir'de sıcaklık tam 39 dereceydi arkadaşlar. 39 derecelik bu sıcaklıkta klimayı kapatıp testleri yapmama rağmen cihazda önemli bir ısınma problemiyle karşılaşmadım ki bu cihazda zaten süper turbo teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede bilgisayarın performansı destekle beraber artırılıyor ve burada soğutma fanındaki desteklerle beraber çift fan oldukça başarılı bir şekilde cihazı soğutarak performansı üst seviyeye taşıyor. Ben bilgisayarda bu segmentte vallahi yani çok olumsuz durumlarla karşılaşmadığımın altını defalarca sizlere çizmek ve aktarmak istiyorum. Matebook 16s'in içerisinde Matebook 16 istiyorum ama bu 2023 versiyonu özellikle tekrar söyleyeyim bazen düz model bazen 2023 diye ekliyorum. 2023 modelini incelediğimizi zaten sizler biliyorsunuz. İçerisinden çıkan adaptör 90 wattlık bir adaptör arkadaşlar ancak cihazda aynı zamanda 135 wattlık bir destekte bulunuyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir cihazda bu tarz bir hızlı şarj desteğinin bulunuyor olması da bence oldukça başarılı. Tabii prizde kullandığınızda bu hızlı şarj adaptörünün size güç anlamında da desteği olmuyor değil. Daha güçlü bir cihaz haline getirebiliyor bu düzüstü bilgisayarı. Bunun yanı sıra bu cihazı sıfırdan böyle yarım saatlik bir şarj ile %50 ile 55 arasında şarj etmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda elinizde bulunan şarj adaptörü bir Type-C'li şarj adaptörü olduğu için tüm Huawei cihazlarıyla da uyumlu Type-C girişli olan tabii ki onun altını çizmek lazım. Yani tek bir şarj cihazıyla tüm cihazlarınızda şarj edebiliyorsunuz bu bilgisayarı satın aldığınız zaman. Toparlamam gerekirse arkadaşlar fiyatlar yerin de durmuyor. Bu konuda hepimiz en fikirizdir diye düşünüyorum. Böylesine bir ortamda böyle şık gözüken, ince, hafif ve bir anlamda güçlü günlük işlerimizin birçoğunu halledebileceğimiz iş ve okul içinde oldukça iş görecek bir dizüstü modeli olan Huawei MateBook 16s'i ben beğendim şahsen. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Deneyimli ve fırsatınız olursa ya da dokunarak satın alabileceğiniz bir yere bir önden uğrayıp bakarsanız mutlaka sizlerin de hoşuna gideceğine eminim. Bu dizüstü bilgisayarını özellikle Windows tabanlı dizüstü bilgisayar modelleri arasında. Bu segmentte segmentten kastım şu. Tabii ki bu fiyat seviyesinde farklı farklı cihazlar da var. Ama bu cihazın segmenti iş, okul, tasarım işiyle uğraşan ve işte üniversite öğrencileri, değil, lise öğrencileri diyeyim. Bu tarz kişileri hedefliyor. İş hayatında bilgisayarla iş yapan, internet üzerinden iş yapan insanlar için bu kişileri hedefleyen bir dizüstü bilgisayar segmentinde. Dolayısıyla bu segmentteki tüm kullanıcıları kucaklayabilecek, kapsayabilecek bir dizüstü modeli olmuş Huawei MateBook 16 S 2023. modeli modeli arkadaşlar tabi fiyatına baktığımızda 36999 TL'lik bir fiyat ile bizleri karşılıyor ama burada yanına konan ekstralarla beraber Huawei'nin kendi internet mağazasına satın aldığınızda bir tık daha avantajlı hale geliyor bu dizüstü bilgisayar modeli tabi her zaman söylediğim gibi son karar sizlerin ancak benim beğendiğim ve özellikle şu dönemde tam da okula döneceğimiz dönemde bilgisayar arayışında olanların da memnuniyetle alıp memnun kalacağını düşündüğüm bir dizüstü bilgisayar modeli oldu Huawei Matebook 16s ben de özellikle tam bu dönemde bir bilgisayar incelemek istiyordum okula dönenler için. Vallahi çok da iyi denk geldi bu bilgisayarı sizlere anlatmam. Sizler ne düşünüyorsunuz cihaz hakkında? Yorumlara yazmayı, kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip tabii ki beni diğer hesaplarımdan da desteklemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.